yeri olan, izi olan, imzası olan, değerli, katkısı olan Turaneset başta olmak üzere tüm emeklilerimizi anmak için sizde bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Bu anlamda kurum olarak yaptığımız değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Irkçılıkla mücadele eden canlar, ırkçılıkla mücadeleyi kuruluş yıllarımızın başlığı olarak devam ediyoruz. 35 yıldır dile getiriyoruz. İnanç özgürlüğü ekseninde, en temel insan hakları olan inanç özgürlüğü ekseninde anlayacağımızı biliyoruz. Ve en kıymetli inanç kurumu kurumlar arasında bulunmaktayız. Bu çalışmalarımız için çalışmalarımızda siz değerli canlar, emeklilerden, vermiş olduğumuz emeklerden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Değerli canlar, Almanya'da, Avrupa'da, tüm dünyada ırkçılık konusunda çok zor bir yaşamaktayız. Ve buna ilişkin bütün çalışmalarımızı hep birlikte gerek genel anlamda gerek de çatı kurumlarımızda şekillendiriyoruz. Ve bunu yaparken de ayrımcılığa karşı, ırkçılığa karşı, yok edilmeye karşı diyoruz. Alevilik vardır, alevilik haktır. Bu genel kurumumuz birbirimize bir yolumuzla ışık olsun canlar. Kızım hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Aşkıca. Yol cümleler dolu olan bir yerde bizler böyle bir yer olarak bizden baştan bir karşıya doğru şu anda yan yana beraberiz. Bu gemideyiz. Hiçbirimizin düşmanı değiliz. Dostça, kardeşçe, yol basalım, yol takip olarak hareket edip birbirimizi beraberliğimizi geleceğe taşımak zorundayız. Neyle? Sevgiyle, aşkla. Ama önce insan olan yerlerinde yatan doğru nedir? Pedagojik olarak birbirimize saygılamak zorundayız. Farkındalığını almalıyız. Eğer farkındalığını farkındalamazsak ayrı bir düşeriz. Yani bizler insan olarak yapmayı farkındalığımızın farkına varmalıyız ki ya farkındalığını farkına varacağımızdan bir yerden uzak hastalaşırız. Ama ilkin kendimizin değerleri, kendimizin kıymetini bilelim ki karşımızdaki insan da aynı kıymetli, aynı değerler olduğundan dolayı konuşmalarımızda bir işlem olmadan, kırmadan, düşünmeden hal diliyle, hak diliyle konuşmamız gereği birinci yerlerimiz bir de kemalede bilmen yoldur. Yani normal önünde bilmen yoldur. Şimdi hani bir toplum olarak son derece zor günlerden düşürüz. Türkiye'de yaşayan ayrıca yoğun bir masinasyon süreci bilinmektedir. Biz taraftan Amerikancı Başkanlığı'nın bir yerine inancımızı müdahale ederken diğer taraftan Şii'ye toplumu Şii'leştirmeye çalışıyor. Şii'lik yaşanan olmadan burada bir sürü görüyoruz. O toplum, o toplumla gitmeyen savaşlar, Şii'ye sanmadan 3. Dünya Savaşı potansiyeli İçinin taşımaya devam edildi. Onun krizler otoriter rejimler toplumlarda derin bir uzun yaratıyor. İnsanlar çaresiz, dünya çapında savaşlar, kıtır, ekonomik krizler, ekolojik sorunlar, krizler gibi onlarca sorun çözüm edildi. 3 tane sorularımız var. Ağrımız. Unutmadık, unutmayacağız ve unutmayacağız. Peki, hak aşkına sorayım. Nasıl unutturmayacağız? Nasıl bu vahşeti doğru ve en iyi şekilde geleceğin de anlayabilmesi, kavrayabilmesi adına geleceğe hak verebileceğiz? Bu proje Matbaa Devasa Merkezi'nin biraz sonra Ali Ağa'nın sevgiler canlı kendisine malumatla sağ kurulan canlılarımızdan bir tanesidir. 31 yıldır bu mücadele içerisinde malumatla ilgili çok önemli çalışmalar yerleştirmiştir. Size bunu anlatacağım. Ama şunu söyleyeyim, biraz önce izlediğiniz belgeselde 3 tane ailemiz yaşamını kaybettiler, çekilenler sonra. Yani çekemezseniz, çekemezseniz belgeseli bu röportajlar yapılmamış olsaydı o insanları dinlememiş olurdu.
Özellikle doktora tezine örnek olabilmesi açısından, doktora tezine yoğunlaşması açısından matematik yapı hafıza herkese önemli bir unsur haline geldi. Son yıl içerisinde 300 üzerinde üniversitelerimiz doktora tezi olarak matematik yapı aldı. Bizler birçok insan unutmaya başlamışken hem Kanada'da hem Amerika'da hem Türkiye'nin üniversitelerde matematikler diye hafıza merkezi ders konusu oldu sevgili canım. Ders konusu. O anlamda da eğer bir hafızayı kuramazsanız, hafızayı oluşturamazsanız, kendi tarihinizi yazamazsanız başkalarının tarihini yazar. Avrupa Bayi'yle Hareketi'nin 35 yıllık mücadelesinde belki de yapabildiği en değerli proje olmuştur. Kendi yapımı olmuştur. Yolumuz engebeli. Yolumuz çakıl taşlar ve zorluklarla dolu. Ama biz bu zorlukların üstesinden gelecek tecrübe, bilgi ve birikime sahibiz. Hiçbir zaman yolumuzdan sapmadık. Yolumuz birdir, çizgimiz birdir. Birlikte yürüdüğümüzde daha güçlü, daha kararlı ve daha umutlu oluruz. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla bir aradayız. Alevi kurumlar sadece kendi toplumu için değil, bütün insanlık için bir umut ışığıdır. Bu yolda omuz omuza verip birlikte olursak sesimiz daha güçlü çıkar. Adımlarımız daha sağlam olur. Çünkü biliriz ki bir arada olduğumuzda ne karanlık ne de baskılar bizi yolumuzdan alıkoyar. Hep birlikte söylediğimiz işler, hep birlikte döndüğümüz semahlar sadece bizim için değil, insanlığın adalet ve barış arayışının sembolüdür. Sevgili canlar, Alevi toplum olarak tarihimiz aynı zamanda bir direniş tarihidir. Zorluklar karşısında yılmadık, baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Bizler yüzyıllar boyunca kendimizden, inancımızdan ve değerlerimizden taviz vermeden mücadele ettik. Bu mücadele sadece bizim için değil, bu mücadele ezilenlerin, ötekilerin, mazlumların, haksızlığa uğrayanların mücadelesi. AKP iktidarını ve ondan önceki iktidarları bu inancını yok sayan, inkar eden, katledilen, sürgün edilen inancın bireyleri olarak halen asimilasyonla savaşıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık cumhuriyetinde bugüne kadar Aleviler için para harcamayan, Alevileri sürgün eden, katleden, soykırıma uğratan anlayış bugün devlet bütçesinden para ayırarak Alevileri değiştirip dönüştürüp teslim almak istiyor. Böyle bir süreçte başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan siz değerli canların vermiş olduğu mücadele, birlik, dayanışma, örgütlülük gerçekten de daha kıymetli ve bizim için çok önemli. Böyle bir süreçte AKP'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın sabah kalkarken, akşam yatarken ağzına aldığı bir örgüt olduğunu unutmayınız. Tek bir örgüt var, tek bir hedefi var. Almanya'daki Aleviler. Ve Almanya'daki Alevilerin vermiş olduğu mücadele Türkiye yönetimini rahatsız ediyor. Bu mücadelenin değerini, kıymetini de onu bilemiyor. Bizler Türkiye'de karşılaştığımız zulmü, baskıyı yok saymayı, ona karşı vermiş olduğunuz mücadelenin cesaretini sizlerden alıyoruz. Sizlerin başta Almanya ve Türkiye, Avrupa'daki örgütlerinin vermiş olduğu mücadeleden